Diyanet Sen Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Göral, Adnan Oktar'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Diyanet Sen Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Göral, bugün müftülükte basın toplantısı düzenleyerek, Adnan Oktar'ın kendisine ait bir televizyon kanalında Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik yaptığı açıklamadan dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Oktar'ın Diyanet İşleri Başkanlığı ile alakalı sözleri kendisine iade ettiklerini söyleyen Göral, şu şekilde de özetledi. Kahraman ordumuzun Afrin'de başlattığı harekatın başarıyla sonuçlanması için Rabbimizden ordumuzu muvaffak kılmasını temenni ediyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken kahramanları yetiştiren ailelerine sabır ve metanet diliyoruz. Bu çetin günlerde maalesef biz millet olarak istiklal mücadelesi verirken bazı mahfiller bu mücadeleyi akamete uğratmak istercesine Sunni gündemler oluşturma peşindedir. Yaptığı programlarda İslam ahlakıyla bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu A9 kanalına duyarlı Müslüman ailelerden tepkiler her geçen gün çığ gibi artmaktadır. İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışları konusundaki hükümleri açık iken bırakın İslam dinini Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte Müslüman ahlaki sınırları zorlayarak nahoş tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çaba kimsenin gözünden kaçmamakta ve oynanan oyunun herkes farkındadır. Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumu Diyanet'i hedef alarak aklınca cevap vermeye çalışmakta, Diyanet'in ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır. Adnan Oktar, Diyanet'in gelirlerine gelince aklına İslam gelmekte ama kendisine saldırı olduğunda hissettiğinde de özgür bir devlete herkesin yaşamına olduğu kadar kendi yaşamına ve kepazeliklerine saygı duyulması gerektiğini vurgulamaktadır. Soruyoruz Adnan Oktar'a, senin nahoş görüntülerin özgürlükle meşru oluyor da devletin anayasası ve ekonomik yapısı üzerine kurulu olan bir devlet anlayışında Diyanet hangi mantıkla bütçeden istisna olabilsin? Veya bu durum salt Diyanet'in sorunu mu ki burada Diyanet suçlanıyor?